Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yanıt yayınlarının kurumsal denemesinde matematik çözümlerini yapacağız. TYT için. A ve B değerlerini vermiş bize. Buna göre A artı B bölü A eksi B ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. A'nın değeri 2 eksi 1 bölü 2. 3 bölü 2. B'nin değeri 2 artı 1 bölü 2. 5 bölü 2'dir. Bulduğumuz bu değerleri istenen ifade değerini yazarsak. 3 bölü 2 artı 5 bölü 2. A artı B. 8 bölü 2'den 4. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 2 A eksi B'de eksi 2 bölü 2'den eksi 1 değerini elde etmiş olacağız. Buna göre a artı b 4, a eksi b de eksi 1 olduğuna göre oranladığımızda doğru cevabımız da eksi 4 olacaktır. İkinci sorumuz a, b ve c tam sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. a çarpı b artı b sayısı çifttir demiş. b parantezini aldığımızda bu ifadeyi b çarpı a artı 1 bunun çift olduğunu söylüyor. Bu ifadenin çift olması için b ve a artı 1'den herhangi birinin ya da her ikisinin de çift olma durumu söz konusudur. Peki ikincisine baktığımızda a çarpı c eksi a çarpı b sayısı tektir demiş. Bunu da a aldığımızda a çarpı c eksi b sayısının tek olduğunu söylüyor. Sen buradan ne dersin? Tek olması için bir çarpımın çarpanların her ikisinde tek olması gerekiyor. Yani a sayısı kesinlikle tek ve c eksi b sayısı da kesinlikle tektir. Bunu bu şekilde yorumladık. Şimdi a B ve C'nin durumlarını tek tek inceleyelim. A kesinlikle tek. C eksi B tek. Ee, şurada A yerine ya tek yazarsam birincisinde. Tek artı bir nedir? Çifttir. Dolayısıyla B burada çift de olabilir. Tek de olabilir. İki, iki durumu da incelememiz gerekiyor. C eksi B tek ifadesinde B'ye çift verirsem o zaman C'nin ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. B, C eksi B ifadesinde B'ye tek verirsem o zaman C'nin ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Yani şu durumlar söz konusudur. İki tane durumu inceleyeceğiz. Tek tek bakalım. A çarp B çift sayıdır demiş. A'yı tek. B'yi de tek alırsam A çarp B ne olmuyor? Çift olmuyor. Tek oluyor. A artı B artı C çift sayıdır demiş. Birinci durumda A, B, C'yi tek çift tek olarak kabul edersem toplamlar ne olur? Çift olur. İkinci durumda tek tek çift olarak kabul edersem toplamları yine çift olur. Yani ikinci öncül kesinlikle doğru. A üzeri C sayısı tek sayıdır demiş. Şimdi A nasıl bir sayı? Tek bir sayı. C sayısı tek ya da çift olabilir. Tekin kuvvetlerini inceleyeceğiz ama burada tam sayıdır demiş A, B, C yukarıdaki öncülde. C'nin negatif olma durumunu inceleyeceksin. tek üzeri negatif bir sayı. Mesela tek üzeri ne olsun? Eksi 1. Ne oluyor? Bir bölü T. Yani rasyonel bir ifade gelebiliyor. Dolayısıyla bu da nedir? Tek ya da çiftliğinden ifade bahsedemeyiz. Dolayısıyla üçüncü öncülde kesinlikle doğru değil. Doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Üçüncü sorumuzda x üzeri eksi 1 eksi 1 y'yi de eksi 2 üzeri eksi 1 şeklinde vermiş bize. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. x üzeri eksi 1 eksi 1 ise o zaman x'in değeri nedir? Eksi 1'dir. Ee, y'de eksi 2 üzeri eksi 1 ise y'nin değeri de eksi 1 bölü 2 şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi bunları tek tek verilen ifadede yerine yazarsak x çarpı y x'in değeri eksi 1'di. y'nin değeri de eksi 1 bölü 2 idi. Artı y üzeri eksi x Y'nin eksi 1 bölü 2. X'in de eksi 1 olduğunu bulduk. Bu şekilde ifade ettik. Düzenlediğimizde eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 çarparsam artı 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvvetine eksi 2. Dolayısıyla 1 bölü 2 artı eksi 2 ne yapacaktır? Eksi 3 bölü 2 yapacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuzda A, B ve X reel sayıları için bazı modellemeler verilmiş. A artı B, A eksi B ve A çarpı B'yi farklı şekillerde modellemiş eşitlikleri tanımlanmış. Buna göre a artı b 4x. a artı b'de neyi kullanıyorsun? Birincisini. Yani a artı b eksi 1'e. Ne olacaktır? a artı b eksi 1 eşittir. Bunu 4x olarak vermiş. Peki a eksi b 2x. a eksi b'de de ikinciyi kullanıyorsun. Neymiş? a eksi b artı 1. a eksi b artı 1 eşittir neye? 2x'e. Şimdi burada iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam ne geliyor sevgili arkadaşlar? A artı b eksi b birbirini götürdü. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. 2a neye eşit? 6x'e. 2a 6x'e o zaman a'nın değeri nedir? 3x'dir. Bunu iki kenara yazdım. Şimdi a 3x'e şurada a yerine birinci de 3x yazarsam denklemde karşıya attım. B eşittir ne geldi? B de x artı 1 geldi. Bunu da bulduk. Peki a çarpı b'yi de eksi 7 bölü 4 olarak vermiş bize. Bunu da kullanırsam a çarpı b'de ne yapıyordum? A ile b'yi çarpıp 1 çıkartıyorsun. Neye eşitmiş bu? Eksi 7 bölü 4'e. Eksi 1'i karşıya atarsan ne olacaktır? a çarpı b eşittir. Eksi 3 bölü 4 olacaktır. Peki bulduğun a ve b değerlerini yerine yazarsan burada a'yı ne bulmuştun? 3x bulmuştum. b'yi ne bulmuştun? x artı 1 bulmuştun. Neye eşit bu? Eksi 3 bölü 4'e eşit. Peki e, şu ifadeyi dağıttığımızda 3x kare 3x kare Artı 3x eşittir. Eksi 3 bölü 4. Peki. 3 sadeleştirirsem. x kare artı x eşittir. Eksi 1 bölü 4. Ve 4 ile çarparsam. Ee 4 x kare. 4 x kare artı 4 x. Eşittir eksi 1. Eksi 1 de bu tarafa attım. Artı 1 eşittir 0. Bu da nedir? 2x artı 1'in parantez karesidir. 0. Dolayısıyla buradan x eşittir ne gelir? Eksi 1 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız da E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzda kefelerine üçgen kare ve daire olmak üzere üç farklı tür ağırlık konulan eşit kollu terazilerle ilgili aynı tür ağırlıklar özdeştir. Şekil 1 ve şekil 2'deki teraziler dengededir bilgileri veriliyor. Şekil 3'teki terazinin dengede kalabilmesi için boş kefesinde kaç tane daire türündeki ağırlıktan konulmalıdır diye sormuş. Şimdi burada 10 tane üçgen var. Bu 10 tane üçgenin karşısına kaç tane daire konulmalıdır ki bu dengede kalabilsin. Dolayısıyla üçgenle daire arasındaki bağıntıyı kullanmamız, bulmamız gerekiyor. Birinci şekle baktığımızda iki tane üçgen artı üç tane de kare var. Neye eşit bu? On tane daireye eşit. İkinci şekle baktığımızda kefelerinden bir tanesinde bir tane kare var. Diğer kefesinde de bir tane üçgen artı üç tane daire var. Dolayısıyla burada üçgenle daire arasındaki bağıntıyı aradığımıza göre... Kareyi yok etmemiz gerekiyor. Şurada birinci denklemde k yerine 1 üçgen artı 3 üç daire yazalım. Dolayısıyla ne olur? 2 tane üçgen artı 3 üç tane üçgen artı 9 tane daire eşittir. 10 tane daire oluyor. Yani buradan da 5 tane üçgen eşittir. 1 tane daire bulunmuş oluyor. 5 tane üçgen 1 tane daire eşit. Dolayısıyla 10 tane üçgen neye eşit? 2 tane daire eşit. Dolayısıyla üçüncü şekilde 10 tane üçgenin karşısına 2 tane daire konulmalıdır. 6. sorumuzda M tam binde ABC ondalık sayısı için yuvarlama işlemi aşağıdaki gibi yapılıyor. C rakamı binde birler basamağı eğer 5'ten küçükse C rakamı silinir. 5 Beş ve 5'ten büyükse B rakamı yani yüzde birler basamağı bir artırılarak sonra C rakamı silinir. 5'ten küçükse C rakamı direkt siliniyor. 5 Beş ve 5'ten büyükse hemen solundaki rakamda bir arttırılıyor. Böylece ondalıklı sayımız birler basamağına kadar yuvarlanmış olur. Aynı yuvarlama işlemi elde edilen yuvarlanmış sayıya da uygulandığında bu ondalık sayı onda birler basamağına kadar yuvarlanmış olur. Mesela bir örnek vermiş burada. Bakalım. 2 tam %448. 8 5'ten büyük olduğu için direkt siliyorum ve hemen sonundakini bir arttırıyorum. Yani 4 ne oldu? 5 oldu. Daha sonra aynı işlemi uyguluyorum. 5 5 ve 5'ten büyük olduğu için siliyorum. Ve de hemen solundakini 1 arttırıyorum. 4'ü 1 arttırırsam o zaman şu ifadenin ondalık değeri 2 tam 10'da 5 olacaktır. Peki aşağıdaki ondalık sayılardan hangisinin yuvarlanmış hali 5.2 olmaz diye sormuş bize. Tek tek baktığımızda aşkında 5'ten 1000'de 179. 9'u sildim. 5'ten büyük olduğu için Hemen solundakini bir arttırıyorum. Yani 7'yi sildim. Ne oldu? 8 oldu. 8 5'ten büyük olduğu için sildim. Hemen solundakini bir arttırdım. 1 var. 5.2 oldu. O zaman aşık olabilir. B şıkkına bakıyorum. 5'i sildim. 5 ve 5'ten büyük olduğu için hemen yanındaki solundakini bir arttırıyorum. 1 oldu. 1 direkt siliyorum 5'ten küçük olduğu için. Ve de direkt geriye zaten 5.2 kalıyor. C şıkkına baktığımızda 5. 5 ve 5'ten büyük olduğu için siliyorum. Hemen solundakini 1 arttırıyorum. 5 oldu. Yine 5. 5 ve 5'ten büyük olduğu için siliyorum. Solundakini 1 arttırıyorum. 5.2 oldu. 1'i sildim. D şıkkına geldik. 1'i sildim direkt. 4 var burada. 4'ü sildim. 5 ve 5'ten küçük olduğu için direkt siliyorum. Geriye ne kaldı? 5.2. Peki E şıkkına baktığımızda 1'i sildim. 5 ve 5'ten küçük olduğunda direkt siliyorum. Herhangi bir işlem uygulamıyorum. Eee 5'i sildim. 5 ve 5'ten büyük olduğundan 5 ve 5'ten büyük olduğu için hemen solundakini 1 arttırıyorum. 2'yi 1 arttırırsam ne olacaktır? 5.3 olacaktır. Dolayısıyla E şıkkında verilen ondalıklı sayı 5 tam onda 2 olmuyor. 7. sorumuzda aşağıdaki çeşit kendi içinde HP kurabiyelerinden oluşmuş kurabiye paketleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kayanın paketi ve kartalın paketi. Kayanın paketinde 5 adet kurabiye ve her kurabiyede 4 fındık, toplam kurabiye ağırlığının 100 gram olduğunu söylemiş. Kartalın paketinde de 7 adet kurabiye, her kurabiyede 3 fındık ve toplam kurabiye ağırlığının 420 gram olduğunu söylemiş. Kaya 40 gram, kartal da 60 gram kendi kurabiyelerinden yediklerinde kayanın yemiş olduğu fındık sayısının kartalın yemiş olduğu fındık sayısının oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi tek tek bakalım. İlk önce kaya için yorum yapacak olursak kaya toplamda 100 gram kurabiye yemiş. Her bir ee, kurabiyenin ağırlığını o zaman buradan bulabilirim. 5 adet kurabiye var paketinde. 100 gram 5'e bölersen o zaman her bir kurabiye 20 gram. 20 gramda ne var? 3 4 adet fındık var. 4 fındık var. 20 gramında 4 fındık var. Kayanın yediği kurabiyelerde. Peki kartal için yorum yapacak olursak kartalın toplam yediği ağırlık ne kadar? Paketin ağırlığı 420 gram. Peki paketinde ne kadar kurabiye var? 7 adet kurabiye var. O zaman 427 ye bölersem o zaman bunun yediği de 60 gramdır. Her bir kurabiyenin ağırlığı 60 gram. 60 gramında her bir kurabiyede 3 adet fındık vardı. 3 fındık vardır. 60 gramında yani bir tanesinde 3 fındık vardır. Şimdi kaya 40 gram yiyor. Kaya 20 gramda 4 fındık vardı. 40 gram yerse o zaman 2 tane yemiş olur. Toplamda 8 tane fındık yemiş oluyor 40 gramında. Kartal da 60 gram yediğinde 60 gramında ne kadar var? 3 fındık var. 60 gram yediğinde 3 tane fındık yemiş oluyor. Kaya'nın yediği fındık 8. Karsanın yediği fındık 3. Bunların oranı istenmişti bizden. O zaman doğru cevabımız 8 bölü 3 olacaktır. 8. sorumuzda 20 mühendisin çalıştığı bir inşaat firmasının 8 şubesi ve mühendisler ait şubelerinin her birinde 12 çalışanı vardır. Şimdi 8 tane şubesi var. 8 şubesi var firmanın. Bu 8 şubede 20 tane mühendis var. Ve her şubede 12 çalışan var. O zaman 8 çarpı 12'den 96 tane mühendislerden ayrı çalışan vardır. Bu firmada çalışanlar 4 mühendisten bir tanesi ve her 8 çalışanından bir tanesi ileri derecede yabancı dil bilmektedir. 20 mühendis vardı. Dolayısıyla 4 tanesi 4'te 1'i ileri seviyede İngilizce bildiğine göre o zaman 5 tanesi ileri seviyede İngilizce bilmektedir. 96 çalışan var. Her 8 çalışandan biri ileri seviyede İngilizce bilmekte. O zaman 96'yı 8'e bölersen 12 tanesi ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Buna göre bu firmada ileri seviyede yabancı dil bilen kaç tane çalışan vardır diye sormuş. 5 artı 12'den 17 tane ileri seviyede İngilizce bilen çalışan vardır. 9. sorumuzda eşiyle birlikte bir mağazadan standart olarak kabul edilen 4 metrekarelik halı alan Serdar Bay Eve geldiğinde halının arkasındaki etiketin ebat en boy kısmında yazılan ölçüleri görür. Bu ölçüleri hesaplayınca halının gerçekte 4 metrekareden daha az olduğunu fark eder. Bunun üzerine mağazayı arayıp aldıkları halının 4 metrekareden az olduğunu söyler. Mağaza görevlisi geleneksel halıların standart ölçüsünün etikten 4 metrekare olduğunu ancak yeni moda halıların %8 oranında daha küçük üretildiğini ve bunun artık tüm fabrikalarda bu şekilde uygulandığını söyler. Yukarıdaki bilgilere göre Serdar Bey'in aldığı halının arkasındaki etiketin ebat kısmında aşağıda santimetre cinsinden verilen ölçülerden hangileri yazıyor olabilir? Şimdi 4 metrekare halının %8 oranında daha az üretildiğini söylüyor. O zaman 4 metrekare halının %92'si kadar bir halı üretilmiştir. Yani %92'de ne yapar? 3.68 metrekare yapar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ebatta, ebatında en boy oranını çarptığımızda 3.68 metrekare elde etmemiz gerekiyor. Serdar Bey'in aldığı alanın arkasında gezip Hangisi olabilir diye sormuş. Birincisinde verilen 160'a 230 çarptığımızda 3.68 metre yapar. Benzer şekilde dördüncüsünde 184'e 200'ü çarptığımızda yine 3.68 metre kare yapar. Yani Serdar Bey'in aldığı halının ölçüleri 1 ve 4. öncülde verilen ebatlara sahip olabilir. Doğru cevabımız da A şıkkı olacaktır. A negatif tam sayı B pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu daima pozitif tam sayıdır diye sormuş. A şıkkına baktığımızda A negatif bir sayı, B pozitif bir sayı. Şurada eksi bir sayıdan artı bir sayı çıkardığımızda bu nedir? Negatiftir. A çarpı B, A eksi B artı bir sayı dolayısıyla eksi ile artı çarpımızda eksidir. Eksiyi eksiye eksiye bölersem ne yapacaktır? Artı. Yani A şıkkına verilen ifade kesinlikle pozitif. Ama tam sayı mı? Bilemem. Mesela 3 bölü 4 olabilir kesinlikle tam sayı olanı arıyorum ben. B şıkkına baktığımızda a kare çarpı b eksi 1. A kare a negatif bir sayıydı. Karesini aldığımızda ne yaptı? Artı. E, b de artıydı. Artı ile artının çarpımı arttır. 1 çıkardığımızda yani buradaki a kare b birden küçük olan bir değer olabilir. Dolayısıyla sonuç eksi olabilir. Yani b kesinlik taşımıyor. C'ye baktığımızda b çarpı a küp. B pozitif bir sayı a negatif küpünü aldığımızda yine negatiftir. Artı ile eksinin çarpımında da ne olacaktır? Eksi olacaktır. Yani C şıkkındaki verilen ifade kesinlikle negatif bir sayı. D'ye baktığımızda B nedir? Pozitif bir sayı. A nedir? Eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı Dolayısıyla iki artı sayının iki pozitif sayının toplamı ne olacaktır? Artı olacaktır. Ve de D şıkkında verilen ifade kesinlikle pozitif bir tam sayı olacaktır. Türkiye'de market alışverişinde plastik poşetlerin 0101 2019'daki ücretli hale gelmesiyle sadece çevre açısından değil, ekonomik açıdan da birçok fayda sağlanmıştır. Bu sayede plastik üretimi amacıyla ithal edilen petrolü harcanan paradan ve bu plastikleri işlemek için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinden tasarruf edilecektir. Yapılan planlamaya göre uygulamanın başladığı tarihten 2024 tarihine kadar 1.250.000 konutun kullanıcı elektrik enerjisinin tasarruf edilmesi beklenmektedir. 2019'dan 2024'e 5 yıl var. Bu 5 yılda Yüz, 1 milyon 250 bin konutta elektrik enerji tasarrufu sağlanmak istenmiş. Yani o da nedir? 125 çarpı 10 üzeri 4'dür. Bu uygulama 25 yıl boyunca devam ettirildiğinde kaç tane konutun kullanıcı elektrik enerjisini tasarruf edilmesi beklenir? 5 yılda bu kadar bir tasarruf gerçekleşiyorsa 25 yılda 5 katı. Yani 5 çarpı 125 çarpı 10 üzeri 4 evin elektriğinde enerji tasarrufu gerçekleşir. 5 çarpı 125 nedir? 625'tir. Dolayısıyla 625 çarpı 10 üzeri 4. E, 625 de 5 üzeri 4'tür. 5 üzeri 4 ile 10 üzeri 4'ü çarptığımızda da ne olacaktır? 50 üzeri 4 tane evin e, enerjisinde tasarruf sağlanmış olacaktır. Doğru cevabımız da A şıkkı. 12. sorumuza geldik. X ve Y gerçel sayılardır. X eksi 10'dan küçük, Y 10'dan büyük. 3 tane öncül vermiş. Verilen ifadelerden hangileri her zaman kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi x artı y büyüktür 0 şeklinde bir ifade vermiş. Bu her zaman doğru mudur? Değildir. Neden? Çünkü mutlak değer x mutlak değer y'den büyük olduğunu düşünelim. Yani mesela x'e eksi, eksi 11 aldım. Y'yi de 9 aldım. Bu durumda toplarsan ne yapar? Eksi 2 yapar. Negatif olduğu bir durum söz konusu. O yüzden her zaman doğru değildir. İkinci öncüle baktığımızda x eksi y'nin mutlak değeri 20'den büyüktür demiş. Şimdi x eksi 10'dan küçük. x küçüktür eksi 10. y de 10'dan büyük. Takla attırırsam yani ters çevirirsem eksi y küçüktür. Eksi 10'dur. Bu taraf tarafa toplanırsa x eksi y 20'den 20'den küçüktür. Dolayısıyla x eksi y 20'den küçükse her iki tarafı mutlak değerini aldığımızda x eksi y de 20'den büyük olacaktır. O zaman ikinci öncül kesinlikle doğrudur. Üçüncüde ne diyor bize? Y eşittir mutlak değer x. E, y'yi mesela 11 al. E, x'i de ne al? x'i de eksi 12 al. Dolayısıyla bunların mutlak değerleri birbirine eşit değil. Dolayısıyla doğru olan kesinlikle yalnız 2'dir. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet geldik 13. sorumuza sevgili arkadaşlar. Güveç için gerekli malzemeler verilmiş. Tevfik Bey ve yukarıdaki yemek malzemelerinin hepsini aynı anda güveç kabına atarak 2 saat pişirmiştir. Pişirme işlemi esnasında yemek içerisindeki su %70. Diğer malzemelerin hepsi %20 oranında azalmıştır. Su %70 oranında azalıyorsa o zaman %30'u kalmıştır. Ne kadar su kalmıştı? 1 kilogram yani 1000 gram. 1000 gram suyun %70'i azalıyor. %30 su kalır. Dolayısıyla ne kadar kalmıştır? 300 gram su kalmıştır. Piştikten sonra. Peki diğer malzemelerde %20 oranında azalıyor. Peki diğer malzemelerin toplamı ne kadar? 100 patates, 50 soğan, 200 kıyma, 125 patlıcan, 20 biber, 10 salça, 20 yağ. Bunları topladığımızda diğer malzemelerin 525 gram olduğunu söylüyorum. Bunlar %20 oranında azalıyor. Yani ne kadarı kalır? %80'i kalır. 525'in %80'ini bulacağız. 525'i 25'e bölersem 11. Ee, 525'i 20'ye bölersem özür dilerim 21. Peki 100'ü 25'e bölersem 4. 80 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde burada 20 kaldı. 21 ile 20'yi çarparsam 420 gram kalıyor. Diğer malzemelerin ağırlıkları. Peki. Ee, peki. 420 gram, 300 gram da su vardı. Dolayısıyla toplamda ne kadar malzeme var? 720 gram malzeme var. Kıymanın oranını sormuştu bize. Ne kadar kıyma var? 200 gram kıyma var. Bu %20 oranı da azalacak. Yani %80'i kaldı. 200'ün %80'i ne yapar? 160 gram yapar. Tamam malzemelerin 720 gram. Bunun ne kadarı? 160 gramı kıyma. Dolayısıyla 720'de 160 gram yapar. 80'e bölersem 160'e 2... 720'yi 80'e bölersen 9. Yani 9 ile 2 oranında ne vardır? Kıyma vardır son durumda. 14. sorumuzda sayı doğrusunda başlangıç noktasına olan uzaklığı A sayısına olan uzaklığına eşit olan tüm sayılar diye bir ifade verilmiş bize. E, bu sayıları x diye ifade edersek bunların başlangıç noktasına olan uzaklığı nedir? Mutlak değer x'tir. Bu neye eşitmiş? Bu sayıların al sayısına olan uzaklığına yani mutlak değer x eksi A'ya eşitmiş. Bunları aynı çıkarttığımız takdirde x'ler birbirini götürüyor. Çözüm kümesi boş küme geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Birini diğerinin eksi negatifini eşitleyeceğiz. Yani x eşittir. Eksi x, x artı a'ya. O zaman bu durumda ne geliyor? 2x eşittir a geliyor. 2x eşittir a. Var mı şıklarda? Evet 2x eşittir a. Bu durumda a da 2'nin katı yani çift sayı olacaktır. Doğru cevabımızı ifade eden küme denizli şıkkında verilen küme olacaktır. 15. sorumuzda bir markaya ait 3 farklı model telefonun kameralarının özdeş olduğunu söylüyor. Yukarıdaki bu cep telefonlarının kameralarının genişlikleri 2 üzeri a 4, 4 üzeri a eksi b ve 0.5 üzeri a olarak verilmiştir. Buna göre b kaçtır diye soruyor. Şimdi birinci telefonun kamerası 2 üzeri a 4. İkinci kameranın e, genişliği 4 üzeri a eksi b yani 2 üzeri 2 a 2 b. Ve üçüncü kameranın genişliği de 0.5 yani 1 bölü 2 üzeri a olana yapar 2 üzeri eksi a yapar. Bunlar birbirine eşit. Şu birinci ile üçüncüyü eşitlediğimizde tabanlar aynı olduğu için kuvvetler de birbirine eşittir. Yani a eksi 4 eşittir eksi a. O zaman buradan ne geliyor? 2a eşittir 4. a da 2 olarak bulunmuş oluyor. Peki benzer şekilde şurada a eksi 4'ü neye eşitleyeceğiz? 2a eksi 2b'ye eşitleyeceğiz. Düzenlediğimizde buradan ne gelir? a eşittir 2b eksi 4 gelir. a yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Dolayısıyla 2B6 B'nin değeri de 3 olarak bulunmuş olacak. Benden istediği de B'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar birlikte çözeceğimiz son soruya geldik. 16. soru aşağıda çember içindeki sayı gösterimiyle sayının karekökü modellenmiştir. Daire içine yazılan en sayısının karekökü çekni ifade ediliyor. Modelleme. E, 2 eksi 3 de burada güneş sembolüyle bir ifade verilmiş. Ona eşitmiş. Yani nedir o? Hemen bakalım. 2 eksi 3 dairenin içinde 3 var. 2 eksi kare kök 3. Bu güneş sembolünün 2 eksi kök 3 olduğunu söyledik. Ee, burada t'nin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye soruyor. t değerini hemen ona bakalım. Kök 3 eksi 1 bölü 1 artı kök 3'tür. Burada ne yapıyorum? Paydayı eşitleniyle çarpıyorum. Yani 1 eksi kök 3 çarpacağım. 1 eksi kök 3 ile çarptığımızda ne olacaktır? Kök 3 eksi 3 kök 3 eksi 3 eksi 1 ve de artı kök 3 bölü paydamızda 1 artı kök 3 ile 1 eksi kök 3 çarptığımızda ne yapar? Eksi 2 yapar. Yani buradaki t değerine geliyor sevgili arkadaşlar? Hemen bakalım. 2 kök 3 eksi 4 bölü eksi 2. Iki. Eksi 2'ye bölersen ne yapacaktır? 2 eksi kök 3 yapacaktır. 2 eksi kök 3 de zaten neye eşit? Güneş sembolüne eşit. Dolayısıyla doğru cevabımız t'nin değeri B verilmiştir. Merhaba arkadaşlar sizlerle e, yanıt yayınlarının TT Matematik soru çözümünün e, 17. sorusuyla başlayarak 16 soruyu birlikte çözeceğiz. Evet bakıyoruz sorumuza. Sorumuzda bir e, aracın yol boyuncaki durumu bizlere verilmiş. A ile D noktaları arasındaki hareketinde ne gözlemlemişiz? Kısaca özetleyecek olursak CD akıcı trafiğe sahip olan bir yol. BC az yoğunluktaki bir yol ve AB yolu ise yoğun bir yol Kırmızı ile gösterilmiş. Zaten trafik yoğunluğunu görüyoruz. Buradan sonra şunu söylemiş bu yol aralıkları ile ilgili AB yolu CD yoluna eşit ve BC yolunun iki katı demiş. Ben burada BC yoluna x dersem eğer BC yoluna x dersem ne olacaktır? AB ve CD eşit. O zaman iki katından 2x kilometre kadar yola sahip olacaktır. Peki bunu söyledik. Ardından bize şunu söylemiş. Trafik yoğunluğunun arttığı her kısımda araçların hızı bir öncekine göre %50 azalmakta. D noktasından A'ya gitmek isteyen Ahmet saat 9'da aracıyla saatte 60 kilometre hızla yola çıkarak hiç oyalanmadan 11'de A noktasına ulaşıyor diyor. Şimdi buradan 60'lar başladı D noktasından. Yoğunluğun değiştiği, arttığı her yerde hızını yarıya düşürdü. 60'da geldi, 2x kilometre yol aldı. C noktasının hızını yarıya düşürdü ve artık 30 kilometre saatte hızla giderek devam etti. B'ye ulaştı. Yine yoğunluk artmaya başladığı için burada da hızını yarıya düşürdü. Ve saatte artık 15 kilometre ile devam etti yoluna. Bunları söylemiş. Bize diyor ki 9'da harekete başladı. Ee, eğer diyor Yolu akıcı olsaydı, akıcı bir trafiğe sahip olsaydı saat kaçta ulaşmak istediği A noktasına ulaşırdı. Bunu sormuş bizlere. Evet. Buradan hareketle 9'a başlayıp 11'de ulaşmışsa bu şartlarda toplam yolculuğu 2 saat sürmüş diyebiliriz. 2 saat sürdüğünü söyledik. E bizim bildiğimiz hız formülümüz neydi arkadaşlar? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Zamanı biliyorum. E zaman neydi o zaman? Yolun hıza oranı demek. Ben demek ki her bir yoldaki yolun uzunluğunu hızına böldüğümde aracın ne kadar sürede o yolu aldığını bulabiliyorum. Peki buradan hareketle DC'den başlayalım örneğin. DC yol ne kadardı? 2x kadar, değil mi? O zaman ne diyorum? 2x'i kaç kilometre hızla aldı? 60'la aldı. Bunu yazdık. 60'la aldı. Ardından x yolu var bc yolu hızını yarıya düşürmüştü 30 oldu. Sonra ab yolumuz yine 2x kilometreydi hızını yarıya düşürmüştü 15 oldu. Ve tüm bunları kaç saatte aldı 9'dan 11'e bakın. 9 harekete başladı 11 dolaştı 2 saatte. Demek ki neye eşitliyorum toplam süreyi 2'ye eşitliyorum. Payda eşitliği yaptığımız takdirde burayı 2 ile burayı 4 ile genişletiyoruz e, ee, toparlarsa 2x, 2x gelecek, 4x, 4 kere 2'den 8x gelecek, 4x, 8x daha 12x bölü 60, 2 oldu. E, ee, 60'ı 2'yi çarpalım, 120, 12 ile neyi çarparsak 120 olur onu. Demek ki x 10 km olacak. E ee, benim toplam yolum ne kadardı? 2x, x, 2x, x ve yine 2x. Hepsini topladım 5x kadar. E x'im 10 5x kaç olacaktır? x 10, 5X'de 5x de 5 çarpı 10'dan 50 olacaktır. E, bize neyi söylemişti? Akıcı olarak devam etseydi saat kaçta oraya ulaşırdı diye sormuş. Şimdi şöyle yolun e, yolum 50 km hızım saatte 60. Akıcı olan yolda çünkü 60 hareket ediyordu. O zaman saat kaçta oraya ulaşır? E 60'ta 50 olduğuna göre demek ki 50 dakika sonra oraya ulaşır. Saatte kaçı gösterir arkadaşlar? 9'da başlamıştı. 50 dakika sonra artık 9.50'yi gösterir ve yanıtımız Bursa olur diyoruz. 18. soru. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı Fenix işlemi N sayısından başlayarak ardışık X tane sayının toplam olarak tanımlanmış. Örneğin F2 4'ü nasıl tanımlamış? 4 terim olarak 4 tane sayının toplamı olacak. 2'den başlayarak o zaman 2, 3, 4 ve 5'in toplamı olur ve sonuç 14'tür. Bize söylediği şey F4X 85'miş. Yani 4'ten başlayarak X tane sayının toplamı 85 oluyormuş. E o zaman son terimimiz ne olur arkadaşlar? 4'ten başladım. X tane terim ekledim üzerine. Yani yukarıdakine bakacak olursam örneğe 2'den başlamış ve üzerine kaç tane sayı eklemiş? 2'nin 3 tane. Yani o zaman 4 tane değil de 4'ün 1 eksiği kadar sayı eklemiş olduğuna göre son terimim 4'ün 4 değerinin üzerine x tane terim olacağı için burada x eksi 1 değerinin eklenmesiyle elde edilir. Ve sonuç kaç eşit oluyormuş buradan hareketli? 85 değerine eşit oluyormuş. Düzenlersek son terimimiz x artı kaç oluyor? 3 oluyor. 4'ten başlayarak x artı 3'e kadar olan sayıların, ardışık sayıların toplamı 85 olacak. Peki biz ardışık sayıların toplamının formülünü biliyoruz. Neydi? Terim sayısıyla ortanca terimin çarpımı idi. Peki terim sayısı formülümüz neydi? Son terim, yani neydi toplamı? Ee, şöyle yazalım. Toplam t ile gösterelim terim sayısı ve ortanca terimin çarpımı demek idi. Peki buradaki terim sayısını bulmak için ne yapıyorum? Son terim ve ilk terim için. Son terim eksi ilk terim. Yani x artı 3 eksi 4. Böyle artış miktarı. E birer birer artıyor ardışıklar. Artı 1. İşte bu bana terim sayısını verdi. Çarpı. Ne diyorum? Ortanca terim. Nasıl buluyorduk? İlk terim ve son terimin toplamının yarısı. Yani 4 artı x artı 3 bölü 2. Neye eşit olsun? 85'e. Düzenliyorum. Şuradaki ilk ifaden parantez içerisinde baktığımızda x artı 3 eksi 4'ten x eksi 1 olacak. E, yanında bir de artı 1 var. x eksi 1'i 1'e böldüm. x eksi 1 artı 1 oldu burası. Düzenleyeyim yine. x eksi 1 artı 1 çarpı. Bu kısmı düzenliyorum. x artı 7 bölü 2. Bölü 2'yi doğrudan çarparak içler dışlar gibi düşünün. 85 ile 2'yi çarpsam... 170 olduğunu görüyorum. E bunu yazdım. Şuradaki ilk baştaki ilk kısımdaki 1 ve eksi 1 birbirini sadeleştirdi. X ile x artı 7'nin çarpımı 170 diyor. E 170 17 ve 10'un çarpımı olduğu için biz hemen neyi görebiliyoruz arkadaşlar? Eğer x 10 ise ne olur? 10 ve 17'nin çarpımından 170 sağlanır. E zaten X değerini arıyordum. 10 olarak bulacakmışız. Yanıtımızı yine bursa bulduk. Ayten ve Nurten arasında geçen konuşma aşağıda verilmiştir. Ayten, benim takılarımın sayısı Zehra ile senin takı e, sayılarının toplamına eşittir demiş. E, kime demiş bu? Nurten'e demiş. Yani Ayten'in takı sayısını eğer biz burada A diyecek olur isek. Ayten'in takılarının sayısı... Zehra ve Nurten'in toplam takı sayısına eşit olacakmış. Bunu söylemiş. Peki. Sonra ne demiş? Nurten de demiş ki benim takılarımın sayısı yani Nurten'in takılarına ne demiştik? Üçümüzün takı sayısının aritmetik ortalaması için. Kim bu üçü? Ayten, Zehra ve Nurten aritmetik ortalama için toplam takılarını kaça böleceğim? Üç kişi oldukları için 3 sayısına bölüyorum. E buradan şu ifadeyi düzenlersek ikinci yıldızla gösterdiğimizi ne gelecektir? 3n eşittir a artı z artı n. N'i karşıya gönderirsem de 2n a artı z sayısına eşit olacaktır. Evet, şimdi buradan sonra Zehra diyor aşağıda verilen 3 ifadeyi söylerse hangisine doğru çıkarımda bulunmuş olur diye sorulmuş. Ayten'in takı sayısı benimkinin 3 katıdır demiş Zehra. Şimdi burada düzenleme yapmam gerekli. Ee, Ayten'in takı sayısı Zehra ve Nurten'in toplam takı sayısı idi. Ne diyebilirim buradan hareketle? Şimdi burada 2 ile genişletsek yukarıyı. 2 A eşittir diyorum. Ne geliyor bakalım orayı görelim. 2z artı 2n değeri oldu. Ben 2n yerine ne yazabilirim? a artı z. O zaman 2a eşittir 2z artı a artı z. Değil mi? Böyle oluyor. 2n yerine artı z dedim çünkü. E yine düzenlediğimde a'yı karşıya atarsam a eşittir 3z olmuş oluyor. a değeri 3z oluyor. Evet o zaman ne demişti burada? Ayetin takı sayısı... Benimkinin 3 katı Ayten, Zehra'nın 3 katı takıya sahip oldu. Birinci ifadeyle doğru söylemiş oldu bu durumda. Nurten'in takı sayısı benimkinin 2 katıdır demiş. Şimdi Nurten'inki için nereden yorum yapacağım? Ee, A yerine 3Z yazdığımızda Bakınız şurada yıldızla yeniden 2 yıldızla gösterdiğimiz denklemde 2N eşittir. A yerine 3Z yazıyorum. 3z artı z oldu. Düzenledim. 2n eşittir 4z. N eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 2z. Zehra'nın takı sayısının 2 katı oldu mu oldu. Demek ki ikinci ifade de doğru. Üçüncü olarak Nurten'in takı sayısı benimle Ayten'in takı sayısının ortalamasına eşit. Yani 2z. E, diyor. Nurten'in takı sayısı 2z. Zehra'nın takı sayısı z. Ayten'in 2z cinsinden yazıyorum. 3z İkisinin aritmetik ortalaması nedir? böyle 2. Z ile 2z'yi topladım. Bakayım eşit oluyor mu? Sağlıyor mu? Eşit mi? Toplarsak 4z bölü 2 oluyor. 4z bölü 2 de neye eşittir? Evet 2z değerine eşittir. Demek ki 3. ifadede doğru bir çıkarım olmuş olur. Yanıt olarak 3 seçenekte doğru olur diyoruz tamamı 250 metrekare, 480 metrekare ve 920 metrekarelik bölümlere ayrılmış. 4950 metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüme bir numara veriliyor ve bu numaralar özdeş kartın üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kurayla ortaklara düşen bölümler belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 480 metrekare ve 920 metrekare olan bölümlerden herhangi birine ait olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre neyi sormuş? Arsanın kaç orta vardır diye sormuş. Öncelikle şunu biliyorum. E, yukarıda verilmiş 250 metrekarelik bölüm için A tane ortak olsa, o zaman 250 a tane olacak. Artı 480 metrekarelik için o zaman 480 çarpı b tane ortak olmuş olsa her biri için 480 çarpı b kadar olacaktır. Toplam alanı 920 metrekarelik bölüm için c tane ortak varsa çarpı c kadar ne olacaktır? Olacaktır. Arsının uzunluğu e ne vermiş bize? Arsının toplamı 4950 metrekareymiş. Toplamı 4950 metrekare. Bunu yazdım. Ve şunu vermiş bize. ilk kart. Şimdi torbadan çekilecek olan kuradaki ilk kartın üzerinde 250, 480 ve 920 olan bölümlerden herhangi birine ait olmalısı 1 bölü 3 diyor. E zaten burada 3 tane bölüm var. Herhangi birini seçme olası 1 bölü 3 ise o zaman ben bunların her birindeki ortak sayısını ne almalıyım? Aynı almalıyım. Birinde x tane ise diğerinde de x tane, diğerinde de x tane olur. Neden? Örneğin 250 metrekareyi e, olma olasılığı, 250 metrekarelik alana ait olma olasılığı x bölü toplam alan 3x olacaktır. E, Sadeleştirdiğinde ne olduğunu görüyorum. 1 bölü 3 olduğunu görüyorum bu oranın. E, o halde a dediğim sayıda, b dediğim sayıda, c dediğim sayıda x olmalı. Yerine yazıyorum. Yani 250x artı. 480x artı 920x neye eşit oldu? 4950'ye eşit oldu. Şuradaki tüm sıfırların bir, bir tanesini gönderin. Her birinden birer birer gönderelim. E topluyorum sol tarafı ne geliyor? 13, 15, 5'i e elde var. 1, 9, 4, 13, 2 daha 15, 1 de elde var. 16, 165x, 495 ise x buradan kaç gelecek? 3 mü geliyor? 3 kere 5 15 18 19 50 var 1 evet 3 geliyor x diyelim. demek ki 250 metrekarelik alan bölümde 3 ortak diğerinde 3 ortak diğerin 920 metrekarelik bölümde de 3 ortak var o zaman 3 3 3 toplam ortak sayısını bu arsada kaç yaptı arkadaşlar 9 ortak olduğunu görmüş olduk. Bir avizecinin dükkanın vitrininde yukarıdaki gibi yan yana duran 5 avizeden A, B ile E aynı anda yandığında C. Diğer tüm lambalar aynı anda yandığında E. 3 saniyede bir B. 5 saniyede bir D. 18 saniyede bir yanıp sönmektedir. Tüm lambalar aynı anda ilk kez yandığı andan itibaren 10 dakika sonra C ve A toplamda kaç kez yanmıştır? Sorumuz bu. Öncelikle ilk kez yandığı andan itibaren dediği için yani C'de A'da birer kez yanmış oluyor değil mi? C'de bir kere yanıyor, A'da bir kere yanıyor. Bunu söyleyebiliyoruz. Ardından 10 dakika sonra C ve A kaç kez yanmıştır? Öncelikle 10 dakika kaç saniye yapar? Çünkü, çünkü buradaki tüm değerlerim saniye cinsinden verilmiş. E 10 dakikada 10 ile 60'ı çarparsak 600 saniye yapacaktır. E, A lambası B ve E aynı anda yandığında yanıyormuş. Yani E 3 saniyede bir, B 5 saniyede bir yanıp sönüyorsa A e, ikisinin ekokundan 15 saniyede bir yanıp sönmektedir. Peki 600'ün içinde kaç tane 15 vardır? Hemen gidiyorum. 600'ü 15'e böldük. Şurada bölelim. 600'ü 15'e böldüm. 40 tane olduğunu söyledim. Demek ki A lambası diğer 10 dakika içinde 40 kez yanıp sönecektir. Peki C? C diğer tüm lambalar aynı anda yandığında yanıp sönüyormuş. Yani 3 saniyede, 5 saniyede, 18 saniyede bir tamamı. Yani 3 bu 3 lamba E ve D lambası toplamda 3'ü birlikte 90 saniyede bir yanıp sönmekteler. E 600 saniyenin içinde birkaç tane 90 saniye var? 600'ün içerisinde 90 arıyoruz. Kaç kez vardır? Sıfırlar gitsin. 69 arıyorum. 6 kez kesinlikle yanıp sönecektir. Buna da 6 diyelim. O halde toplam kaç tane yanıp sönme olmuştur? Kaç kez yanmışlardır? 1, 1 daha 2, 6 daha 8, 40 eklersek toplam 48 kez yanmışlar diyoruz arkadaşlar. ABC ve C, A, b 3 basamaklı. AB, BC ve CA 2 basamaklı doğal sayılardır bize bir eşitlik verilmiş ve bu koşulu sağlayan kaç tane ABC sayısı vardır diye sormuş. Yani 3 basamaklı ABC sayılarını arıyormuşuz. Bu şartı sağlayan. Peki burada bir basamak e, kuralını uygulayacağız. Basamak analizi yapacağız. Nasıl çözümlüyorduk biz bu ifadeleri? 3 e, basamaklıysa yüzler basamaktan başlayarak 100 çarpı A diye ifadeyi dağıtıyorduk. Nasıl da arkadaşlar? 100 A artı 10 B artı C eksi. Evet, daki işaretimiz eksi. İkinci ifadeyi çözümlerken önüne eksi alarak devam edeceğim. 100c önüne eksi aldı. Eksi 100c. 10b önüne eksi aldı. Eksi 10b. Artı a önüne eksi aldı. Eksi a. Neye eşitmiş? E bunlar da iki basamaklı olduğu için yine onları da çözümleme yapmamız gerekiyor. E çözümleme yaparken bakın şimdi burası 10a. Bir tane a buradan geldi. 11a. E, 10b bir tane b buradan geldi. 11b. 10 bir tane C buradan geldi 11 Ya Ben buraya kısaca 11 parantezinde A artı B artı C diye yazmış olayım öncelik ile. Ardından şimdi düzenleyelim. Ee, 10B eksi 15 sadeleşti işte gitti. 100A'dan A çıkarsa 99A kalır. 99A. Eksi 100C ile artı C toplanırsa eksi 99C olur. Ve burası da neydi 11 parantezinde işte A artı B artı C idi. Peki ben tüm terimlerimi 11'e böldüğümde ne olduğunu görülmüş? 11'e böldüğümüzde bu ifadeyi 11'e böldüm. 9a kaldı. 11'e böldüm. Eksi 9c oldu. 11'e böldüm. a artı b artı c oldu. E, o halde buradan e, a değerini karşıya atsak. a'yı karşıya attım. Ne oldu? 8a kaldı. Sol tarafta eksi 9c'yi diğer tarafa atarsam ne oluyor? 9C, C daha 10C oluyor. E bir tane daha B var. B artı 10C oldu burası. Şimdi bu şartı sağlayan değer vererek ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin burada C'ye 1 dersek 1 diyerek başlayabilirim. E, onun katı olacak. C'ye 1 dersem 8 ile bir şeyin çarpımı olacak. 10'lu bir sayı. E 16 diyebiliriz değil mi? 8'in katı olan. O zaman A değerine de 2 gelmiş oldu. A, ve C sayısı 261 olabilir. İkinci olarak 2 iki değerini versem 20'lerde bir sayı bulacağım. 24 olabilir değil mi? 24 olması için A'ya 3 değerini veririm. 22 ile 10 çarptım. 20 demek ki B 4 olacakmış. Eğer C'ye 3 değerini verirsek 32 sağlanır. Burası 30 oldu. 2 kaldı. B'ye 32 olması için A değerim de 4'tür. Eğer 4 dersem 40. 40 8'in katı olan 40'lardaki bir sayı arıyoruz. 48 olabilir. O zaman A ya da 8'e neyi çarparsak 48 olur. 6 değeri kalır. 5 dersem 50'lerde 8'in katı 56 olabilir. 6 dedim. 7 kere 8 56'dır. 6 dersek e, 60 olur. 64 seçeneğimiz sağlanır. E, 64 olması için de 8 yazarız. 7 dersek 70'lerde bir sayı arıyoruzdur. 72 sağlanır. 72 olması için de A'ya 9 yazarız. Peki buradan sonra yazacağım herhangi bir değer için örneğin 80'lerde bir sayı seçsek 80 olması için B'yi 0 seçmem gerekir ki iki basamaklı sayılarda B onlar basamağında yer alıyordu zaten sağlamadığını görürüz. Buradan sonra herhangi bir A değeri de bulamayız. Demek ki kaç tane olacakmış? Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ne bulabiliyormuşuz? Bu şartı sağlayan üç basamaklı ABC sayısı bulabiliyoruz arkadaşlar. Yanıtımız Ceyhan Ol. Aşağıdaki dairesel grafikte Ayten'in çekmecesinde bulunan kırtasiye malzemelerinin sayıca dağılımı verilmiştir. Dairesel grafik olarak e, kalem, cetvel, not defteri ve silgi olarak verilmiş. Silginin derecesi belli değil. Tamamı 360 olmalı arkadaşlar. Silgiyi de hemen bulalım şurayı. 190, 30 daha, 220, 80 daha, 300 demek ki silgiye 60 derecelik bir kısım kalmış oldu toplam malzemelerinin sayısı iki basamaklı bir doğal sayısı en az kaç silgi olabilir diye sorulmuş. Şimdi biz burada hepsi onun bir katı olduğu için toplamda iki basamaklı bir sayı olacağını söylüyor. Üç basamaklı bir değer var 190 onu almayalım. Hepsinden birer sıfırı silelim. kaleme 19K kadar olduğunu söyleyeyim. Yani 19'un katı kadar kalem olsun. Cetvel 3, 30'daki 3, 0'ı sildim 3K kadar. Not defteri 82 0'ı sildim 8K kadar olsun. Ve silgide 60K'daki 0'ı sildim 6K kadar olsun. Tamamı 360K oluyordu. 360'daki da silersek 36K'ya eşit olmuş olacak. Doğru mudur? Şimdi biz zaten hepsini topladığımızda ne oluyor? 22-36K'yı sağlıyor. Şimdi malzemelerin toplam sayısı 36K ise K'ya hangi değeri versek daha küçük olur? Çünkü iki basamaklı sayılar nereden başlıyor? Ondan başlıyor. Ee, şimdi 1 bölü 2 desek 2'ye bölünmeyen sayılar var. 19, 3, 8 ve 6 sayılarımızın katı sayıları. Şimdi baktığımız zaman bunlar da kendi aralarında zaten asal oluyor. E, 19 asal, 3 asal. Ben bunların hiçbir şekilde ortak bir katını buradan... Çıkaramıyorum. Çıkarsak bile bulacağımız değer ne oluyor arkadaşlar? Ee, problem yaratıyor bizi. Biz eğer buradaki k sayısını yani aralarında as oldukları için bir dışında hiç ortak bölenleri olmuyor değerlerimizin. Yani k katına da o zaman bir değerini vermeliyim. Şimdi 19k kalemlerin, 3k cetvelin, 8k not defterinin, ve 6K'da silginin sayısıydı. E, K'yı 1 bulduğuma göre en az kaç tane silgi var diye söyleyeceğim halde. 6 tane silgi olduğunu söyleyeceğim. 5 kişilik bir arkadaş grubu birbirine daha önce hangi şehirleri gezdiklerini sorduklarında Adem İstanbul ve Mardin'e, Burhan İstanbul ve Ankara'ya, Ceylin Eskişehir ve Mardin'e, Deren İstanbul ve Eskişehir'e, Ergün Mardin ve Ankara gittiğini söylemiştir. Bu arkadaş grubu arasından rastgele seçilen iki kişinin Aynı şehri gezmiş olma olasılık kaçtır diyor. Şimdi toplamda bizim e, kaç arkadaşımız var? Beş. Beş arkadaşımızdan ne yapıyormuşuz 2 kişiyi seçiyormuşuz. Demek ki paydamız olasılık e, hesabındaki paydamız tüm durum. 5 kişinin ikilisini seçmek. Demek ki beşin ikili kombinasyonu diyoruz seçim yaptığımız için. Şimdi baktığımız zaman İstanbul'a gören Adem, Burhan ve Deren var. Yani kaç kişi var? 3 Ben bu üç kişinin ikisini seçebilirim. Ya da... Artı diyorum Mardin'e giden Adem, Ceylin, Ergün. Kaç kişi oldu? 3 kişinin ikilisi diyorum. Ee, Ankara'ya giden Burhan var ve Ergün var. 2 kişi olduğu için ikinlik ikilisi diyebiliyorum. Artı Eskişehir'e giden Ceylin ve Deren var. Ee, bir kez daha 2'nin ikilisi diyebiliyoruz oraya da. Şimdi tüm durumu düzenlersek yukarı. 3'ün ikili kombinasyonu neydi? 3. Üç. 3'ün ikilisi 3. 2'nin ikilisi 1. 2'nin ikilisi 1. 3, 3, 1, 1 toplarsak 3, 3 daha 6. 1, 1 daha 2. 6, 2 daha 8 yaptı. 5'in ikili kombinasyonu nedir? Nasıl hesaplıyorum? 5 çarpı 4 yani e, bölü 2 çarpı 1'den 20 bölü 2 yani 10 oldu diyebiliyorum. 8 bölü 10 sadeleşirse her ikisini 2'ye bölüp sadeleştirme yaptığımızda yanıtımızın 4 bölü 5 denizli seçeneği olduğunu görürüz arkadaşlar. Bir sayı kare çemberindeki dairelerin içine 3 farklı doğal sayı yerleştiriliyor. Çemberde ayrılan yay parçalarının iki ucundaki daireler içine yazılı sayıların toplamı bir sayının karesi de eşit oluyor demiş. Örnek vermiş bize. Örneği incelediğimizde örneğin 1 ile 24 topladım 25'in neyin karesidir? 5'in karesi olacaktır. 1 ile 120 topladım. Nedir? 121 neyin karesidir? 11'im. Buraya 11 yazılmış. 24 ile 120 ee, toplanırsa ne olacaktır? 144. O da neyin karesidir? 12'nin karesidir diye söylemiş. Örneği de vermiş ve buna göre demiş farklı bir değer. Buradaki x ve y bilmeyenlerinin toplamını sormuş bize. Peki neyi görüyoruz? 34, 66 daha 100 neyin karesidir? 10'un karesidir. 100 oldu. E 66 ile x'in toplamı ne olacak? Ortadaki 9'un karesine eşit işte olacak. E 9'un karesi nedir? 81'dir. 66 ile ben neyi toplarsam 81 bulurum? 81'den 66'yı çıkardım. 15 olarak x değerini buldum. Gidiyorum x yerine 15 yazdım. E ortadaki değerim, yaydaki değerim y. Y'nin karesi neye eşit olacak? 15 ve 34'ün toplamına. 34 ile 15'i topladım 49. 49 hangi sayının karesiydi? 7'nin. Demek ki y dediğim sayı da o halde 7 olacak. Benden x ve y'nin toplamını istemiş. 15 artı 7, 22 yanıtına bizleri götürecektir. 15 ve 7'yi topladık. 22 bu sayıntına ulaştık arkadaşlar. Denklemini sağlayan x, y ikilisi, eksi -1, 1,1 ise k kaçtır diye sormuş. Eğer denklem sağlanıyorsa bu şu demektir arkadaşlar. Sıralı ikili birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Birinci bileşen, birinci bileşene, ikinci bileşen, ikinci bileşene eşittir diyoruz. Yani x dediğimiz sayı eksi 1 ve y dediğimiz sayı da 1'dir. Denklemde yerine yazıldığında bu iki ifade sağlayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Denklemi sağlayacak anlamına geliyor. Hemen o zaman x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Y gördüğümüz yere de... 1 yazalım. Yazdık. E, dağıttığımızda eksi 1 ne oluyor? Eksi 2k artı 1 artı y yerine de 1 yazdık. 1 eksi 8 eşittir 0 oldu. Şimdi düzenledim. 1, 1 daha 2. 2 eksi 8'en eksi 6 oldu. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. Eksi 2k eksi 6 oldu şu toplam. Karşıya attım. 6. Eksi 2 ile ben kaçı çarparsam 6'yı bulurum. Yani 6'yı eksi 2'ye böldüğümde k'nın eksi 3 değeri olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet bu soruda tablo verilmiş ve tabloyu yorumlamamız isteniyor bizden. Yukarıdaki tabloda erkek bebeklerin ilk 6 ay için aylık boy ve kilo sınırları verilmiştir. Bu sınırlar en alt ve en üst değerler olup bu değerlerle birlikte aradaki değerler normal sınırlarda kabul edilmektedir. Örneğin 3 aylık erkek bebek en kısa 55 santimetre bakıyoruz 55 ve en uzun 65 santimetre diyor. Yani sınırları da dahil ettiğini söylüyor. Ve bizden aşağıda 4 erkek bebeğin boy ve kilo değerleri verilmiştir. Buna göre boy ve kiloları verilen bu bebeklerden hangileri tabloda verilen ilk 6 ay sınırlarına göre en az 3 farklı ay için normal sınırlarda kabul edilebilir diyor. Kemal ile başlıyoruz. Eee 52 santimetre boyda ve 3500 gram kiloya da sahipmiş bakıyoruz hemen ilk ay için 55 52 kilo 52 pardon boy uzunluğu e O zaman ne diyorum 52 uzunluk doğru Bu aralığa denk geldi Kilo da bu aralığa denk geliyor doğru Ama İkinci ayı geçtiğimde artık 52 buraya denk gelmiyor. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Yani sadece ilk ay için sağlandı. Diğer şartları sağlamadı. Dolayısıyla normal kabul edilemiyor. Demek ki ardarda ya da farklı herhangi 3 ay şey için sağlanmamış oldu. Cemal'e geldik. Boy 55, kilo 4500. Şimdi 55 bu aralığa dahil mi? Evet. Kilo neydi? 4500 gram. Bu aralıkta mı? Evet. İkinci ay için bakıyorum. Bu sağlandı. İkinci ay kilo sağlandı. 55. 4500 yine bu aralıkta mı? Evet. Üçüncü ay için baktık. 55 sınırlar da dahil demiş işte bu yüzden söylüyor. 55 burada mı? Evet. mı? Sağladı. 4500 bu aralıkta mı? Evet. Demek ki bu ay için de sağladı. Zaten 3 farklı için sağlandığında normal kabul ediyorduk. Demek ki Cemal normal şartlarda oldu. Kamil için bakalım. Kamil'in boyu 56 kilo 5000 olarak alınacak. 56'ya 5000. Şimdi şöyle temizleyelim önce. 56'ya 5000 diyor. 56 ilk ayda sağladı ama 5000 de sağladı. Birinci ay için sorun yok. 56 sağladı. 5000 de sağladı. ikinci ayda doğru. Üçüncü ay 56 bu aralıkta. 5000 de yine bu aralıkta. Dolayısıyla sağladı. Demek ki ne diyorum? Kamil için de değerler normal oldu. Cemil için bakıyoruz. 57'ye 8000 diyor. Şimdi 57 burada ama 8000 kilo için sınırda değil. 57 burada 8000 sınırda değil. 57 var, 8000 yok eledik. 57'ye 8000 evet burada sağladı. 57 yok, olmadı. 57 yok bu da olmadı. Demek ki ne diyoruz? Cemil için de sağlanmaz. Yalnız ve yalnız Cemal ve Kamil için. Doğru olduğunu söyleyeceğiz. Yani normal sınırlarda bulunan cemal ve kamil olacak. İkinci derece bir denklem verilmiş arkadaşlar. Denklemin kökleri diyor k ve p buna göre 1 eksi k çarpı 1 eksi p işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş bizde. Şimdi denklem verilmiş kökleri k ve p. Biz bu denklemden neyi bulabiliriz? Kökler toplamını yani k artı p'yi bulabiliriz. Neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a idi. Şimdi bu değerlerdeki a değerim 2. B değerim eksi 3, C değerim ise eksi 5. E buna göre kökler toplamı eksi B bölü A olduğu için eksi eksi 3 bölü 2'den 3 bölü 2 olacak. Kökler çarpımı K çarpı P ise C bölü A'dan eksi 5 bölü 2 olacaktır diyorum. Bunları buldum. Şimdi benden istenen ifadeye geçtik. E, parantez içerisindeki işlemi dağıtarak başlayalım. 1 bir ile 1'i çarptım. 1, 1 ile eksi b'yi çarptım. Eksi b, eksi k ile 1'i çarptım. Eksi k, eksi k ve eksi p çarpılırsa artı k, p olur. Tekrar bir düzeltme istiyor burası. Hemen ne yapalım? Ee, bir yazalım. Eksi parantezine alsam ikinci ifade ne gelecek? Eksi parantezinde p artı k gelecektir. Ve bir de ne var? k ile p'nin çarpımı var. Şimdi biz kökler toplamını zaten bulduk. Neydi? 3 bölü 2 idi. E önüne eksi aldı. O zaman burası 1 eksi 3 bölü 2 oldu. Kökler çarpımı c bölü a'yı da bulmuştuk. O da eksi 5 bölü 2 olacak. Düzelttiğimizde tekrardan ne geliyor? 1 eksi 8 bölü 2 oldu. E 8 bölü 2 4'tür. 1 eksi 4 de bizi eksi 3 adana cevabına 29. soruda da bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen bakalım. Bize ne demiş? Px 1 polinomunun sabit terimi 2. Sabit terim olduğunda ne yapıyordu? Polinomun içindeki bilinmeyen yerine 0 yazıyorduk. E buraya 0 yazdığında artık burası kaç olacaktır? P 1 kaç olacakmış? 2 olacakmış sabit terimi. Ve P2 x polinomunun katsayılar toplamı -2 diyor. Bilinmeyen yerine ne yazıyorum katsayılar toplamda polinomun içinde? 1 yazıyorum. E o zaman içerisi 2 1'den P1 oldu. Ve P1 nereye götürüyor? Eksi 2 değerine götürüyormuş. Bunları biliyoruz. Buna göre bu bilinen sayı değerleriyle, sayısal değerlerle kesin olarak bulunamayan hangisi diye sorulmuş. Px polinomun katsayılar toplamı. E nasıl buluyorum? Bilinmeyen yerine 1 yazar. Yani P1 diyor. Ben P1'i biliyorum. Eksi 2 bulabilirim demek. A'yı bulduk. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Ben polinomun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamını nasıl buluyordum? P1 ile P-1'i toplayıp 2'ye bölerek. Bu formülü unutabilmiş olabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Nasıldı? P1 ve P-1'in toplamının yarısı. O zaman Bursa seçeneği de doğru oldu. Kesin olarak bulunabilir. Ceyhan seçeneğine geldiğimizde bir polinom vermiş ve bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalanı sormuş. E x eksi 1 ile bölümünden kalan için ne yapıyorduk? x eksi 1 eşittir 0, x eşittir 1. x gördüğümüz yere polinomun içerisinde 1 yazıyoruz. Şöyle aldım aşağıya. Yani ne oldu? P'nin içinde -1, P 1 eksi 2'den eksi 1. P eksi 1 eksi 1 oldu. E siz P eksi 1'i biliyor muyduk? Bakalım hemen. P eksi 1 biz biliyoruz. Neydi? 2 idi. Yerine yazdım. P içinde 2 eksi 1 oldu. E o da neye eşit? P1'e P1 neydi? O da belliydi arkadaşlar. P1'de eksi 2 idi. Demek ki bunu da kesin olarak bulabiliyorum. C seçeneği de sağlandı. Denizli seçeneğine baktım. Px artı 2 artı Px toplam polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan. E x artı 1'i sıfır yapan x değerini buluyorum. Eksi 1. Gidiyorum. Tüm polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Yani P'nin içinde eksi 1 artı 2'den P1 artı P eksi 1 oldu ki biz bunları da zaten biliyoruz. Doğrudan e, P1 eksi 2 P eksi 1 de 2 deyip topladığınızda 0 olacağını yanıtı hatta görebilirsiniz. Bu da bulunabilir. Ancak Edirne seçeneğine geldik. Burada polinomunun katsayılar toplamı ya doğrudan bilinmeyen yerine yani x'ler yerine 1 yazacağız. 1 e, yazdım. 1 yazdım. Ne oldu? P'nin içinde 1 eksi 1 yani P0 çarpı P'nin içinde yine kaç oldu bakıyoruz? 1 eksi 2'den eksi 1. Tamam biz P eksi 1'i biliyoruz. Buluruz. Ancak P0'a ait hiçbir bilgi verilmediği için P0'ı bulamayız arkadaşlar. Dolayısıyla kesin olarak bulamayacağımız seçenek Edirne seçeneğidir. 30. sorumuzda çevresi 8M birim olan şekildeki kare ABCD şeklinde 4 bölgeye ayrılmış. Bu bir kareymiş. Şimdi çevresi 8M diyor arkadaşlar. Demek ki bir kenarının uzunluğu ne kadar olacak? 8M 4 kenarımız var. 4'e böldüm. 2M olacak. Bunu buldum. Diyor ki A ve D ikiz kenar eş üçgenler. E burası 90. Demek ki bunlar ikiz kenar dik üçgen oluyor. Ve demiş ki eşkenar üçgenlerin hipotenüsü 2 kök 2. E burası 2 kök 2 ise 2 kök 2 n ise burası da 2 kök 2 n olacaktır. Çünkü bunlar eş idi. E buralar 2 kök 2 n ise bakınız 45 45 90 üçgeni oluştu. Kök 2 katı olmuş. Demek ki şuralar 2 n ve 2 n olmalı. E tamamı neydi? 2 m. Hatta buralarda 2 n 2 n oldu. Tamamı 2 m ise şu Kenara ne kadar kalır? 2m eksi 2n kadar. E şuraya yine aynı. 2m eksi 2n. Burası da 2m eksi 2n. Burası da 2m eksi 2n. Bunları bulduk. Ve şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? E, A ile D eş ise B ile C de nedir arkadaşlar? Eş 2 alana sahiptir diyebileceğiz. Çünkü kare olduğundan dolayı. Şimdi bundan sonra bize birkaç bilgi vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. İlk seçenek B ve C bölgelerinin alanları toplamı 4 parantezle m kare x n kare diyor. Şimdi bu bir kare. Öncelikle ben karenin alanından A ve D üçgeninin alanını çıkarırsam neyi bulurum? B ile C'nin alanları toplamını bulabilirim. Bir kenarı 2m ise karenin alanı 2m'nin karesi oldu. Eksi diyorum. Şimdi A'nın veya D'nin alanını hesaplayacak olur, e, olursak ne diyeceğim? Dik kenarların çarpımı bölü 2'den 2n 2n çarptım 4n kare bölü 2 oldu. O da ne yapar? 4n kare bölü 2'den hatta şöyle iki tane var bundan. Yani 2 çarpı e, 4n kare bölü 2 yaptı. Çünkü iki tane üçgenimiz var. Bir tanesi 2n 2n çarparsak 4n kare bölü 2 oldu alanı. Buradan sonra düzenlediğimizde neyi görüyoruz? 2 m'nin karesi 4 m kare yaptı. Şuradaki ikiler gidiyor. Eksi 4 n kare oldu. E i̇lk ifadeydi o zaman ben bunu 4 parantezine alsam ne olacağını görüyorum. 4 parantezinde m kare eksi n kare geleceğini görüyorum. m kare eksi n kare geliyor. Bakınız 4 parantezine geldi. Yani birinci durum doğru oldu. İkincisi demiş ki b bölgesinin alanı 2 m kare eksi 2 n karedir. Şimdi burada ben ikisinin B ile C'nin alanlarının aynı olduğunu söyledim. E alanları eşit. Alanlar toplamını biliyorum. 4 parantezinde 2m kare eksi n kare doğru. O zaman ben bunu giderim. 2'ye bölerim ve neyi bulurum? B ya da C'den herhangi birinin alanını bulmuş olurum. O da 2 parantezinde m kare eksi n kare gelecek. 2 dağıtılırsa 2m kare eksi 2n kare olur. Yani ikinci durumda doğrudur. Diğer durumda ise A ve C bölgelerinin alanları toplamı. Şimdi ben zaten yukarıda 2M kare eksi 2N kare diyerek neyi bulmuş oldum? B ya da C'den birinin alanını. E A'nın alanını da az önce bulmuştum. A'nın alanı ya da D'nin alanı diye söylemiştik. Ne kadar oluyordu? 2N çarpı 2N bölü 2'den 4N kare bölü 2. Yani 2N kare yaptı A'nın alanı. 2N kare oldu. C bölgesinin alanına da ne demiştik? 2m kare eksi 2n kare. E 2n kareler gitti. Ne olacakmış? A ve C'nin alanları toplamı 2m kare olacakmış. Yani 3 durumda doğru o. Evet burada bize katlama sorusu sormuş ve neyi söylüyor? B açısını soruyormuş. Bakalım. Ne demiş? Şekil 1'de verilen diyor. ABC üçgeni biçimindeki kağıdın AC kenarı BC kenarı üzerine gelecek biçimde katlandığında A noktası A üstü oluyor imiş. Bakalım. Evet. Şurada bir yerde oluyor. A noktası A üstü oluyor diyor. O zaman şöyle yapalım. Katlanmış ve katlama sonucunda A üstü buraya gelmiş. Normalde A neredeydi o zaman? Bunu daha uzatacak olursam ilk şekli yani kapattığımda ben şu kenarı şuraya taşıdım tekrar. A'yı sanki üzerine kapatmışız gibi düşün. A burada A üstü burada oldu değil mi? Sonra ne yapıyorum? E Şimdi ben kapattığım kenar hangisi? Şu kenar, şununla şu. Yani şuralar ne oldu? Aynı açıyla katlanmış oldu. Bu tamam. E o zaman 10. 180'den 10'u çıkardım. Bunları eş paylaşacağına göre 170. 2 eş parça ayırdım 170'i. 85, 85. Tamam. Soru bitti arkadaşlar. Niye? Bir üçgen var. Şuradaki A üstünün iç kısmında sarı bölgenin. Şuradaki A açısını bulabilirim ben A açısı için. 85 ve 35'i topladım. 120. 180'den çıkarırsam ne kalır? 60. E, B açısı ve onun toplamı bir üçgende iki iç açı kendine komşu olmayan bir dış açı değil mi? O zaman şunu söyleyeceğim burada da B ile B açısıyla e, onun toplamı neye eşit olacakmış? B ile onu toplarsak 60 olurmuş. Demek ki B açısının ölçüsü kaç derece olur arkadaşlar buradan? B'nin ölçüsü. Bu ikinci soruda e, yukarıdaki şekilde yere dik olan bir duvara dayalı olan merdivenin ayakları duvardan 150 metre e, ve üst uçları ise yerden 200 metre yüksekliktedir diye söylemiş. Bize merdivenin ayaklarının duvara uzaklığı 240 cm olacak şekilde 90 cm kaydırıldığında duvara dayalı olan uçlarının yerden yüksekliği kaç cm olur demiş. Burada şimdi ne yapalım arkadaşlar? E, biz merdivenin boyunu bulabiliriz. Dik olarak durduğunu zaten söylemiş. 150-200 ise merdivenin boyu ne olur? 50'nin 3 katı, 50'nin 4 katı, 50'nin 5 katı olur. 3-4-5 üçgenin katlarından oluşmuştur. Merdivenin uzunluğu 250 cm'dir. Siz şimdi merdiveni kaydırdınız. Farklı bir renk aldım. Örneğin şuradan şu şekilde kaydırdığınızı düşünün. Merdivenin boyu değişir mi arkadaşlar? Değişmeyecek değil mi? Yine burası kaç kalacak? 250 kalacak. Ben buraya 250'yi yazayım. Ne demişti bana? Ayaklarının duvar olun uzaklığı 240 olsun. 150'yi 90 artırdım. Şurası 240 oldu. E yerden yüksekliği ne kadar oldu? Bunu soruyor. Burada da, burada da tekrar hatırlamamız gereken bir özel üçgenimiz var. Nedir o? Burası 250, burası 240. Burayı soruyor. Nedir arkadaşlar? 24 ve 25 diye devam ediyorsa ne vardı? 7, 24, 25 üçgenimiz var. E, 10 kat alınmış bunların da. Demek ki 7'nin de 10 katını alırsak biz bu merdivenin ikinci durumda yerden yüksekliğinin 70 cm olacağını söyleyebiliyoruz. Evet, 30. 33. sorudan devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen teknenin yelkenlerinin her biri dik üçgen biçimindedir. Yelkenlerin dar açılarından birisinin ölçüsü alfa, büyük yelkenin direğe bağlı kısmı, küçük yelkenden alt ve üstten birer metre uzun. Küçük yelkenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 6 metredir. Tanjant alfa eşittir 5 bölü 3 olduğuna göre x nedir? Şimdi arkadaşlar tanjant alfadan yararlanarak x'in nasıl bulunduğunu görelim. Şimdi şuraya a diyelim arkadaşlar. Şu parça a oldu. O halde tanjant alfadan faydalanır isem tanjant alfa ne eşit işte arkadaşlar? a bölü 6'ya eşit. Tanjant alfanın değerini bize soruda ne vermiş arkadaşlar? 5 bölü 3 olarak soru kökü bize vermiş. O halde A dediğimiz ifade buradan ne karşımıza çıkar arkadaşlar? 10 olarak karşımıza çıkar. Yine A'yı bulmamız bizim ne işimize yaradı? Şu büyük yelkenden faydalanarak buradaki X'i bulacağız. Tanjant alfanın 5 bölü 3 olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar tanjant alfa büyük yelkende 1, 2, 10 12 bölü ne oldu arkadaşlar? X. 12 bölü x neye eşitmiş arkadaşlar? Soru köküne bize ne vermiş? 5 bölü 3 olduğu söylenmiş. İçler dışlar çarpımı yaparsam 12 çarpı 3 36 eşittir. 5 çarpı x. Ali x dediğimiz ifade arkadaşlar 7,2 olmuş olur. Cevap nereye gösterdi? Adana'yı göstermiş oldu. Evet bir sonraki soruda şöyle bir soru arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki şekilde dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin ortasına zemini dikdörtgen biçiminde olan bir ev yapılmıştır. Evin taban kenarlarının uzunlukları 6 ve 8 metre. Ev ile bahçenin kenarları arası uzaklık 3 metredir. Arkadaşlar şu kenarlar 3'e 3'müş. Yani evin bahçenin kenarlarına olan uzaklığı 3 metre. Burası 3 metre. Burası 3 metre. Burası 3 metre olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar 3, 3, 6, 8 oldu söylenmiş. Burası 8. O halde bizim bahçemiz arkadaşlar 3, 11, 14. Uzun kenarı 14. Kısa kenarı 3, 6, 12. O halde 12 çarpı 14 bize alanını vermiş olacak. Bu bahçenin ortasında bir tane ev var. Bizim isimden bu evin dışında kalan bölgelerin alanı ne? Yani bölgenin alanı kısmının alanı ne? O halde şöyle yapabiliriz. 12 çarpı 14 eksi 6 çarpı 8 yapabiliriz. Bu işlem bize 6 çarpı 28 eksi 6 çarpı 8'den 6 çarpı 20'yi verir. O da cevap şıkları 120'yi göstermiş olur sayın arkadaşlarımız. Evet 35. soruyla devam edelim. Şöyle bir soru. Şekilde verilen köprünün suya uzaklığı 10 metre. Suyun derinliği 10 metre. AB, EF ve DC birbirlerine paralel. Buna göre EF uzunluğu 60 metre olduğu söylenmiş. Yamuğun alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Orta taban gibi düşünebiliriz. Şimdi AB A kadar e, DC uzunluğu da B kadar olsun. O halde A artı B bölü 2 dediğimiz ifade arkadaşlar 60 eşit. Buradan A artı B dediğim ifade 120 olmuş oldu. Yamukta alan alan AB CD ne eşit? A artı B çarpı H. Şuranın tamamı H kadar arkadaşlar. Buranın tamamı H kadar. H bölü 2 yani 120 çarpı 20 bölü 2'den cevap şıkları 1200'ü göstermiş olur sayın arkadaşlar. Evet 36. soruyla devam edelim. Bir kenarı 20 santim olan düzgün altıgen biçimindeki bir tablo şekil birdeki gibi A ve B köşelerindeki çivilerle duvara asılmıştır. Şekil 1'deki durumda tablonun alt kenarının yere uzaklığı 100 cm'dir. B köşesindeki çivinin çıkmasıyla tablo şekil gibi kaymış ve A köşesi ile en alttaki köşesi düşey olarak hizalanmıştır. Şekil gibi tablonun alt köşelerinin yere uzaklığı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Biraz kalemimizin kalınlığını arttıralım. Şimdi şurası 100'müş arkadaşlar. Buranın 100 olduğunu biliyorum. 20, 20, 20. O halde şöyle bir üçgen çizelim. Bunlar düzgün. Altıgen şurası 30 derece. Burası 30 derece arkadaşlar. 20, 20, 20 karekök 3 olmuş olur. Yani A'nın zemini olan uzaklığı ne kadar oldu arkadaşlar? Birinci durumda. Birinci durumda. 20 karekök 3 artı 100 kadar olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar... <laughs> E, burası 20, burası 20, burası 20. Ben şuranın 40 olduğunu biliyorum, altıgenin özelliğinden. AaA, burası 2A, yani burası 40. Benden istediği şurası arkadaşlar. Orayı da farklı bir kalemle göstereyim. Burası ne olsun arkadaşlar? Soru işareti olsun. O halde 40 artı soru işareti ne eşit? 20 karekök 3 artı 100 e eşit oldu. Buradan soru işareti ne iş olur arkadaşlar? 60 artı 20 karekök 3 olmuş olur. Yani cevap şıkları arkadaşlar. denizliği göstermiş oldu. Evet, şöyle devam edelim. Yarıçapı r olan bir dairenin çevresi 2πr formülüyle bulunur. Yukarıdaki şekilde kuyudan su çıkarmak için kullanılan bir çıkrık verilmiştir. Çıkrık, çıkrığın ipinin sarıldığı dairesel silindirin yarıçapı 20 santimdir kova su ile dolduktan sonra yukarı çıkması için şekildeki bir ipler üst üste gelmeyecek biçimde çıkrığın 10 tam tur döndürülmesi gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar yer çapıraymış iki pire. Şurada bir daire var arkadaşlar. Şimdi bu daireden faydalanarak bu soruyu çözeceğiz. Şimdi dairenin çevresi çarpı tur sayısı yapar isek biz bu suyun derinliğini bulmuş oluruz. Yarıçapın R'yi 20 vermiş soru kökünde. O zaman 2 çarpı P çarpı 20 çarpı kontrol attı. O halde cevap şıkları 400 P'yi göstermiş olur sayın arkadaşlarımız. Yukarıdaki şekilde dairesel bir kavşakta bulunan bir araç sabit hızla hareket ederek 3 dakikada 5 tur dönüyor. Araç A noktasından başlayıp 4 dakika sonra B noktasında duruyor. Dairenin merkezi O noktası ise O noktası ise O A O B açısının ölçüsü kaç derecedir demiş sayın arkadaşlar bizlere soru kökünde. Şimdi şöyle düşünelim. 3 dakika 5 tur. O halde şöyle yapabiliriz arkadaşlar. 180 saniye 5 tur. O halde 1 tur 36 saniye. Şimdi arkadaşlar 4 dakika olduğu söylenmiş. Yani bu 3 dakikadan burayı 1 dakika arttı. 1 dakika. Acaba 1 dakikalık zaman diliminde ne kadar işlev yaptığını düşünelim. Şöyle hesaplayabilir miyiz? Şimdi 36 o zaman burayı 24 saniye gibi bir saniye kaldı. Şöyle düşünelim. 24 saniyelik zamanı açısal olarak hesaplarsam ben ne kadar işlev yaptığını bulmuş olurum. Çünkü bir turu 36 saniye. O zaman bir tur 360 derece 36 saniyede 360 derece gider ise... 360 derece gider ise 60 saniyede ne kadar gider? Mantığı ile hareket eder isek acaba soru çıkmış olur mu sayın arkadaşlar? Tabi bundan arta kalan bizim cevabımızı vermiş olur mu bir ona bakalım. 36 çarpı soru işareti eşittir. 360 çarpı 60. 36 ile bu birbirini sadeleştirdi. Burası ne oldu arkadaşlar? 600 gibi bir ifade. Soru işareti 600 oldu. Yani bir turu bitirecek. Geriye fazladan ne kadar bir süre kalmış oluyor? Yani açı kalmış oluyor. 240 derece gibi bir açı. Aslında bu şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Burası ne olsun? A olsun. O olsun. B olsun. Şurası 240. Benden nereyi istiyor? A, O, B. Yani benden burayı istiyor. Merkez açı. O halde 240 ise geriye ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kalmış oldu. O 601 tur artı kalan. Yani biz ne yaptık aslında burada? 600 eksi 360 dereceyi çıkarttık ki bize soru cevabını vermiş oldu. Yani cevap çıktı. Nereye gösterir arkadaşlar? Bursa'yı Göstermiş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Ya, farklı çözümler de yapabilirsiniz. Biz bu şekilde düşündük. Şekil yukarıdaki dik koordinat düzlemi verilen ABCD karesinin AB kenarı x ekseni üzerinde ve D köşesi mx doğrusu üzerindedir. E, C21'e 6 imiş. Şimdi arkadaşlar C21'e 6 ise B'nin absisi 21 ordinatı 0'dır. Şimdi e, bu bir kareymiş. Bunun CB arası uzaklık 6 birimse AB arası uzaklık da 6 birim. A'nın yani koordinatlarını A'ya 0 diyelim. a'ya 0, Y işte MX doğrusunu sağlamak zorundadır. Yani M çarpı A dediğim ifade 6 işte. Bunu biliyorum. Aynı zamanda aynı zamanda 21 eksi A'nın da 6 olduğunu o halde A dedim ifade direkt ne geldi arkadaşlar? 15. A gördüğüm yere 15 yazarsam M çarpı 15 eşittir. 6 M eşittir arkadaşlar. Buradan ne geldi? 2 bölü 5 olarak karşımıza çıkmış olur sayın arkadaşlar. Şimdi son soru şöyle bir soru. Şekilde numaralandırılmış küplerde küçükten büyüye doğru sırasıyla her iki küp arasındaki benzerlik oranı 2 bölü 3 imiş. Şurayı silelim. Burayı silelim. Şimdi bu soruyu çözdük. Burayı silelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Benzerlik oranı neymiş? 2 bölü 3 3'müş. Şimdi birinci küpün bir kenarı ne olsun? X olsun. İkinci küp bundan 2 santim daha uzunmuş. O halde şöyle diyebilirim arkadaşlar x bölü x artı 2 eşittir 2 bölü 3'ten işler dışlar çarmı yaparsam 3 x eşittir 2 x artı 4 x eşittir ne oldu arkadaşlar 4. O halde birincisi 4 ikincisi 6 benzerlik oranı 2 bölü 3 buraya kadar rahat gidebilirim. Burası da ne oldu 9 dördüncünün bir kenarı a olsun. O halde 9 bölü a eşittir yine 2 bölü 3 işler dışlar çarmı yaptım a dediğim ifade 27 bölü 2 oldu. E beşinci de b diyelim arkadaşlar. 27 bölü 2B eşittir ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3. İşler dışlar yaptım. 81 eşittir. 4 çarpı B. B dedim ifade 81 bölü 4 olmuş oldu. 81 bölü 4. Bunun bir ayrıtının uzunluğu. Küpün tüm ayrıtların uzunlukları toplamı. 12 tane ayrıt olduğuna göre arkadaşlar. 12 tane ayrıt olduğuna göre. Öyle şöyle yapabiliriz. Kalemimizi değiştirelim. Siyahla yazalım. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. 12 çarpı 81 bölü 4. 12 ile 4 sadeleşti. 3, 81 çarpı 3 bize cevap şıklarını gösterdi. Yani 243 olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu testimizi daha doğrusu bu denemenin TYT soru çözümlerini bitirmiş olduk.